Evet. Yaşanmış herhalde. Benim 19 ve 20 yaşında iki tane kızım var, Deniz ve Melis isimlerinde. Bu koronavirüs olayları başladığı sıralarda, fakat yasaklar, iller arası ya da işte 20 yaş altı yasaklar gelmeden hemen önce Antalya'da geçici olarak ikamet eden kız arkadaşlarının yanına gezme amaçlı gitmişlerdi. Tabii ki istiyorlar. Her gün E-Devlet üzerinden, 199 üzerinden, her yerden birçok başvuru yapmamıza rağmen, orada artık sığınacak yerleri, kalacak yerleri olmamasını söylememize rağmen, işte yani aklınıza gelecek her türlü yöntemi denedik ama her defasında red diyoruz E-Devlet'ten. Yani bu çocukların ikamet adresi burası. Ben anneleriyim. Anneler gününü onlarsız geçirdim. Bayrama da onlarsız girmek istemiyorum. 2 ay oldu. Sonuçta çocuğunuz ve kokusunu duymak istiyorsunuz. 19 yaşında da olsa, 20 yaşında da olsa. Annenin çocuğu çocuk yani. Yok, hayır, o saatten sonra otobüs bulamadılar. Zaten otobüsü bulsalardı da yine yolda yasağa takılacaklardı. Yani biliyorsunuz yasak geldiği zaman Ankara'ya, Afyon'a ve yani Antalya güzergahı üzerindeki bütün illere birden yasak geldi. Evet. Hani tek sadece Ankara'ya değil. Hı-hı. İşte yaklaşık bir ay kadar önce Antalya'da yasak kalktı, fakat Ankara'da kalkmadı. Ve Antalya'nın yasakları kalktığı günden beri, belki de daha önceden beri, sürekli otobüsle ya da özel araçla sürekli almayı deniyoruz. Hani her şekilde izin taleplerinde bulunuyoruz. İşte hani en azından Sivrihisar'a kadar gelsinler, ben oraya kadar gideyim alayım, özel aracım var çünkü gidip alabilirim yani. Tabii ki yani hissediyorum, bomboş, sessiz, sabahlara kadar uyuyamıyorum. Yani bir de bilmiyorum ne kadar şey ama şu deprem söylentileri falan vardı, Mayıs ayındaki deprem söylentileri. Bu yüzden de hani bir anne ölmek isterse çocuklarıyla beraber ölmek ister. Onları istiyorum yanımda yani. Korkuyorum. Çünkü orada bodrum katta bir evde kalıyorlar Çankaya'da. Allah korusun 5-6 katlı bir binanın da çöktüğünde bodrum katında. Yani hani ölürsek beraber ölelim yani, öyle. Ya çocuklarımı istiyorum ben. Sadece bu. Başka hiçbir şey yok. Bana hiç fark etmiyor. Benim kendi aracım da var. İzin verirlerse ben ama sınırdan, ama Ankara içerisinden gidip alabilirim. Dilerlerse de getirebilirler ya da otobüsle ya da uçakla, bilmiyorum. Yani bir şekilde gelmelerini istiyorum. Ya ben sadece çocuklarımı istiyorum burada, evimde, yanımda. Kendileri ne diyorlar? Onlar da söylüyor sürekli, anne özledik. Anne mesela, 19 yaşındaki kızım dedim ya, bodrum katta yaşıyorlar ve küçücük bir penceresi var evin. Evet. Anne, güneş görmüyorum. Ablamlarla markete gidemiyorum. Kafamı dışarıya çıkaramıyorum. Evin balkonu yok, hiçbir şeyi yok. Yani en azından orada diyor balkonda oturuyordum diyor. Aşağı hani en azından kapının önüne çıkabiliyordum diyor. Şu anda diyor hiçbir şey yapamıyorum diyor. Hayır, bir tanesi 20 günde onu kurtardı ama küçük, yaklaşık 2 aydır falan ya da tam oldu bilmiyorum. Kesinlikle evden burnunu çıkaramıyor çocuk. Ya en azından burada bir bahçeye çıkabilir, kapının önüne, bir balkona çıkabilir, hava alır. Orada bodrum katlı olduğu için maalesef hiçbir şey yapamıyor. Yok, lütfen bana yardım etsinler. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ama hani iller arası yasak başladı dediklerinde, biz Muğla'dayız dediler, iller arası yasak var ve birçok insan hani apar topar, tamam ben Fethiye'den direkt buraya geçebildim, 2 saatlik yol yani 1,5-2 saatlik yol Muğla'dan, ama oradan hani Ankara, Antalya 5 zaten saat, ben muhtemelen Afyon'da kalırdım oradan yani, çıksaydım. Değil mi? Yani değil mi? Ankara'ya falan ulaşamazdım, evet, yani imkansız. Hiçbir şekilde. Tamamdır, biz biraz ağlamaklı olunca çıkardım. Evet, evet.